Selamlar. Uzun bir aradan sonra tekrar yayın serisine devam ediyorum. Araya bir sürü iş güç girdi. O yüzden devam edemedim. Seriyi belki takip eden vardır, o yüzden kusura bakmasın diyeyim şimdiden. Bugün aslında şöyle planladım. Kaldığım yerden direkt atlayarak devam etmek yerine bu geçmişte yaptığım yayınların da birazcık üstünden geçerek burada birazcık not çıkarmak istiyorum. Aslında bu birazcık kişisel planlarımla alakalı. İşte bazı şimdi yayınlarda yaptığım şeyleri dahi üzerinden zaman geçince haliyle ufak işte detayları vesaire unuttuğumu fark ettim. Bunun için işte kendime notlar çıkartıp bu notları böyle görünen yerlere koymaya çalışıyorum. Ama bunu böyle bir alışkanlık haline getirip ne bileyim, gözümün gördüğü yerleri de böyle asmak iyi olacak gibi geldi. Yani böyle bir mind map'e çevirip özellikle bu yayınlarda işlediğimiz şeyleri onları böyle işte dolapların üstüne, ne bileyim, mutfak kapaklarına falan en azından böyle akılda kalması gereken şeyler var, onun şeyleri. Belirli süreliğine böyle onlar sürekli sirkülasyon olacak şekilde asmak belki işe yarayabilir. Bunu böyle üniversite hazırlık döneminde insanlar yapıyor. YouTube'da falan denk gelmiştim ben. Böyle hafıza ile alakalı yarışmalar var. Orada hafıza şampiyonları vesaire de bildiğim kadarıyla bu tarz teknikleri uyguluyorlar. Belki işe yarayabilir. O yüzden bunu deneyeceğim. Bunun için aslında ne bileyim, elle not çıkarıp bunları yapıştırmak da olabilir. Ama daha böyle okunaklı, işte belirli bir font, belki akıllı kılıcı ya da göze hitap eden renkler seçerek bir paterne uydurabilirsem bu işe daha sürdürülebilir geliyor bana. İşte bir tane yazıcım yok. Yazıcı alıp bunları çıktı alıp renkli bir çıktı olabilir işte. Dediğim gibi böyle mind map formatında hazırlayabilirsem güzel olacak. Bir tane taslak oluşturdum hatta. Daha doğrusu yayınlarda oluşturulmuş taslağı birazcık ilerlettim. Bugün aslında dediğim gibi bu eski yayınlardaki yapmış olduğum şeyleri böyle yazılı bir formata dökmeye çalışacağım. Bunu Figma'da yapacağım. Figma'da FigJam diye bir şey var. Birazdan göstereceğim onları. Hem orada işte birazcık daha önceden bazı işlerimde falan kullanmıştım ama orada birazcık böyle alışkanlığı kazanmak, ki orası Figma epey iyi çalışıyor orada. Orayı güncelliyorlar sürekli, bir sürü yeni feature çıkartıyorlar. Orada işte birazcık el alışkanlığı kazanmak, oradaki tool'un ne yapabildiğinin, kapasitesinin farkında olmak vesaire. Bu yandan da iyi. İyi olacak yani. Geçmiş yayınları izleyip böyle arka arkaya bu videoya gelen bir olursan, YouTube'a da atıyorum videoları çünkü. Hani eğer bunlarla ilgilenmek istemiyorsa belki bu yayını atlayabilir. Daha da fazla uzatmadan başlayayım. Şimdi bu YouTube hesabım. Yani aslında Twitch'te yaptığım canlı yayınları ben YouTube'a export alıyorum. Şimdi ilk yayında aslında böyle yayını izleyerek değil de atlay atlay gidelim. Burada ne yapacağımızı falan konuşuyorduk Mervan'la. Mervan'la başladık seriye ama sonra devam edemedik. Burada böyle genel olarak konuştuk. Şurada roadmap sitesine bakmıştık. Bunun üzerine zaten ilerliyor derslerimiz. Yani burada not çıkaracak bir şey yok gibi ama yine de üzerinden geçiyorum. Az çok Java'nın nasıl çalıştığını, işte JVM'in ne olduğunu vesaire bakmıştık hatırladığım kadarıyla. Sonra roadmap üzerindeki konuları üzerine konuşmuştuk. İşte burada memory falan değinmiştik ki birazdan onları gireceğiz. Bir sonraki günlerde işlemiştik. Burada public repo'lara bakmıştık biraz. Bir işlem programlama dili işte nasıl çalışıyor, işletim sisteminde nasıl ele alınıyor vesaire, bu akış hakkında konuşmuştuk. Burada bir işte binary koda çevrilmesi, Java kodunun. Daha sonra JVM tarafından işlenmesi. Java neden platform bağımsız bir dil? Vesaire, onları birazcık böyle goy goy tadında konuşmuştuk diye hatırlıyorum ben. Detayına inip değil de. Tamam, birinci gün okey. İkinci günden devam edelim. Burada aslında şey, IntelliJ IDE üzerinde konuştuk. Mervan lisanı IntelliJ ile kurmuştu. İşte burada ben panellerin ne olduğunu, işte Java versiyon seçimi, işte dependency
Manager diyeceğimiz işte Maven, Gradle falan nedir onlardan biraz bahsetmiştim. Burası biraz böyle IDE'nin aslında yani IntelliJ'nin bu JetBrains'in geliştiği IntelliJ'nin ne olduğu. İşte paneller nedir? Soldaki panelleri tek tek incelemiştik vesaire. Bunlarda da not çıkaracak bir şey yok. Bunlar sürekli zaten hani bir firmanın ürünü olduğu için sürekli güncellenen şeyler. Hani not çıkarmak anlamlı da olmaz. Ne bileyim bir profiler'e ihtiyacımız olduğu zaman o IDE'nin profiler'e sahip olduğunu bilmek. Zaten hani UI değişebilir, konumu değişebilir vesaire. İhtiyacımız olduğu zaman hani açıp kullanabileceğimiz bir şey. Yani profile tabi burada bir örnek. Git penceresi de olabilir. Git sekmesi de olabilir tabi. Burada ayarlar hakkında konuşmuştuk. Kodu compile, build kısmını nasıl compile ediyor vesaire. Orada settingsleri falan konfigürasyon yapmıştık. Burada bir Hello World uygulaması klasik. Sonra bir for loop vesaire yazmışız. Tamam. Şeyleri konuştuk. Güzel. Camel case, snake case, kebap case. Bunlar kod convention netleyen şeyler. Java'nın da bir kod convention doku var. Dokümanı var. Bunun hakkında konuştuk. Bunu birazdan bu oralara gireceğiz. Benim Figma'da hazırladığım şey de içeriyor bunu. Syntax ile alakalı şeyler bunlar. Şimdi IDE'yi buralarda IDE'yi kurcalamışız. Hemen hızlıca atlamaya çalışacağım buralara. Güzel. Şimdi ilk konu map'teki ilk konulardan ilk şeyi bir tanesi. Şurada basic syntax'ın altında burayı işledikten sonra data type ve variable'lardan. Bunu da not çıkardım. Onlara da geleceğiz. Bunlara birazcık şu değinmiştik burada. Tamam şuraya bakalım neymiş. Burada data nasıl tutuldu hakkında. Memory'de, stack'te, heap'te nasıl tutuyor. Burada böyle bir giriş yaptık ama burada detayına inmedik. Bir sonraki yayınların bir tanesinde. Şimdi geleceğiz büyük ihtimalle oraya. Bir Medium yazısında bunu daha detaylı işlemiştik ki oradan not çıkaracağız. Ben o notları çıkarmadım henüz. Burada roadmap'e başlıyoruz. Güzel. Şimdi bu bakayım. Bu aslında ilk benim yaptığım basic syntax için böyle mind map tarzı bir şeydi. Bir şemaydı. Şu site olması lazım. Aynen. Bu siteleri aslında başlık başlık incelemiş. İşte terminoloji incelemiş. Reklam çıkmış şey çıkacak. Class'lar demiş, objeler, metotlar, instance variable'lar. Daha sonra da işte birinci başlığımız şey aslında basic terminoloji. İkinci başlığımız syntax. Syntax'ın altında da yine bir işte 1.1, 1.2, 1.3 vesaire var. 2 var sonra 3, 4 diye gidiyor bu şekilde. 11'e kadar. Şimdi ben burayı Figma'da görselleştirmeye çalıştım. Göstereyim hemen şöyle. Ama biraz dağınık. Şu yeşil kısım aslında o birinci terminoloji kısmı. Zaten hani onu ayırdım ikiye. Sonra bir de syntax kısmı var. Aslında siteyle paralel götürdüm. Sadece düz yazıyı ben biraz daha görselleştirerek daha böyle akılda kalıcı hale getirmeye çalıştım kendimce. Yani oradaki cümleleri biraz daha kısaltıp daha böyle kalıp haline sokup vesaire. Böyle bir şema yaratmaya çalıştım. Bu benim öğrenme şeyim için, sürecim için daha olumlu geçiyor, şey, işe yarıyor diyeyim. Doğa olumlu etkisi var. O yüzden ben hani bunu tercih ediyorum. Böyle düz yazıdan da öte. Böyle bir şeylerin olması. Yani özellikle planladığım şey hani bunları bir yere asmak, yapıştırmak ya da işte masamın üzerine tutmak vesaire ise. Hani böyle düz yazı şeklinde bir veri görmektense, orada bilgi görmektense. Çünkü hani bunların çoğu teorik şeyler. Bunu böyle görselleştirmiş hale görmek daha akılda kalıcı oluyor. Hani görsel hafızaya da hitap ediyoruz aslında. Şimdi bunların hepsi böyle sağlı solluydu. Şu videoda zaten öyleydi. Hani ilkel şeyinde. Sonra ben bunları işte tamamladım. Eklemeler yapıp. Bu soldakileri aslında sağ alacağım. Burada birazcık şey olacak. Nasıl desem amelilik olacak aslında. Çünkü işte bu eksik okları falan tamamlayacağım. Yani belki buralar sıkıcı gelebilir. YouTube'dan falan izliyorsanız buraları böyle hızlandırıp geçebilirsiniz ya da hatta. Şimdi şey bahsedeyim. Buraya hemen detay girmeden. Figma aslında böyle Figma diye bir firma var. Böyle UI tasarımlarının vesaire yapılabildiği. Aslında normalde bayağı advanced bir araç. Bir de Figma'nın altında FigJam diye bir şey çıkardılar. Böyle kolaboratif böyle takım arkadaşlarına beraber çalışabildiğin. Yani mesela ben bu ekrana birilerini davet edebiliyorum. İşte onları görebiliyorum.
Onun dışında onların yaptığı işleri böyle onaylayabiliyorum falan böyle işte şuna ekleyebiliyorum. Kemekleri de gözüküyor. Onun dışında yorum yapabiliyorum. Yorum nereden de? Bakayım bir. Bulamadım. Comment diyelim. Çıkacak mı? Çıkmadı. Şuradan bir yerden buluruz ya. Help'e yazdım. O da çıkmadı ya comment. Herhalde tek başımayım diye mi comment ekleyemiyorum ya? Normalde gözüküyordu burada bir adam. Cook action'dan comment diyelim. Heh, add comment süper. Mesela bir yere comment ekleyebiliyorum. Mesela burayı başka biri yapmış olsa işte please fix typo falan. Böyle comment ekleyebiliyorum. Mesela ilgili kişi gelip mesela buradaki hatayı görüp burayı fix ettikten sonra şuna bastığı zaman işte buradaki comment yok oluyor. İşte şuradan neredeydi? Şuradan bir yerden. Show unread ha. Bir dakika. Show result comment. Mesela burada çözülmüş resultları da gözüküyor. İşte böyle şey gözüküyor. Ve opaklığı daha düşük şekilde gözüküyor. Böyle onun dışında aynı anda mesela ben burada çalışırken başka biri çalışıyor. Bununla ilgili YouTube'da böyle güzel tasarımcı bir abimizin şeyi var. Canlı yayında bu ürün tanıttığı şey var. Hatta demo yapıyor canlı yayında. Hatta aynı canlı yayına Zoom'dan insanlar çağırmışlar. Böyle herkesin kendi tableti var. Yani tablet dediğim böyle bir tane whiteboard'u var. Mesela buraya resim çiziyorlar. Ahtapot çizmişti herkes. Farklı farklı. Sonra işte herkes birbirine işte kalp falan veriyor. Yorum yazıyor. Şu stamplerden yapıyor. Şu artı birlerden falan verebiliyorsun. Bir sürü böyle basabiliyorsun falan. Öyle güzel bir tool aslında. Bu biraz daha rahat Figma'ya göre. Belki Figma da kullanılabilir. Bu oklar falan vesaire mesela bir işte yuvarlağın şeyine tıkladığımız zaman içerisine falan tıkladığımız zaman şu oklar otomatik çıkıyor. Mesela bunu Figma'da falan pluginle vesaire yapılır büyük ihtimalle ama ben uğraşmadım hiç. Kendin elle çizmen gerekiyor. İşte şunun otomatik olarak mesela ok çıkardığımızın ortasından başlıyor vesaire. Onun dışında yeni bir şey çıkartıp yeni bir ok çıkartıp işte buraya farklı bir şekilde. Yani burada aslında flowchart falan böyle diyagramlar oluşturmak epey kolay ve hızlı. Onun dışında sticker ekleyip işte buraya notlar ekleyebiliyoruz. Ben şuraya hatta yukarı eklemiştim bir tane sticker'lı not. Compile etme ile alakalı. O zaman ben bunları taşımaya devam edeyim. Devam ederken üstünden de hafiften geçmeye çalışacağım. Şimdi terminoloji kısmında klaslar, objeler, metotlar ve instance variable'lar vardı. Klaslar aslında objelerin birer blueprint yani birer planıydı, birer sketch'iydi. Taslağıydı diyeyim. Örneğin mesela Alice diye bir insan, bir human klasının bir objesi aslında. Yani burada human aslında klas oluyor. Objeler bir klasların birer instance'ı. Örneğin işte köpek, kedi, maymun, hayvanlar klasının birer objesi oluyor. Yani bunların hepsi hayvan aslında bu canlıların. Metot, behavior of an object diyor. Yani bir objenin sahip olduğu davranış diyeyim artık bir beceri, yetenek vesaire. O tarz şeyleri de kapsıyor bildiğim kadarıyla. Örneğin işte bir arabanın şey yakıt göstergesi ne kadar yakıt kaldığını gösteren bir şey. Metodu aslında bu objenin. Bir indikatörü demiş burada. Yani belirteci demiş. Mesela böyle bir böyle bir metot yazabiliriz. Java'da metot deniyor. İşte farklı fonksiyon deniyor vesaire. Şu biraz şöyle şey mi olmuş ha? Şu an daha iyi oldu. Instance variable'lar every object has its own unique set of instance variable diyor. Her objenin de bazı değerleri var. Mesela dog dediğimiz zaman, dog diye bir obje tanımladığımız zaman eğer animal'ın içinde bir name diye bir şey varsa işte dog işte köpek adı, köpeğin adı başka bir köpeğin adından farklı olacak ya da kedinin adından farklı olacak. Burada name yani o köpeğin adını tutan değer değişken ise instance variable deniyor. Tamam. Bunlar terminolojik şeyler.
Syntax'a geçtik. Syntax aslında şuradaki sıralamaya devam ettireceğim. Şuradan başlayalım hemen. Comment. Comment sonra source file var. Comment'e bakalım hemen. Comment'ler single line, multiline ve doc comment diye geçiyor. Single line zaten hani şey yapıyoruz. Ek çizgi, ek çizgi sonra comment yazıyoruz. Multiline'da işte ek çizgi, yıldız. Araya birkaç satır bir şey yazabiliriz. Tek satır da yazabiliriz haliyle. Sonra yıldız ek çizgi. Comment'te ise işte ek çizgi bu sefer yıldız yıldız yapıyoruz. O zaman zaten hani ide de böyle rengi falan da değişiyor zaten comment'in. 3 çeşit comment var yani Java'da. Güzel. Şunu biraz yaklaştırabilirim şöyle. Tamam, şu an daha iyi oldu gibi. Birazcık da şey yapmaya çalışıyorum. Şimdi ben bunları baskı alacağım için. Yani atıyorum şuraya ayrı bir baskı alırım. Şu mavilerin bir kısmını çünkü fazla olduğu için tek adırda sığmaz, çok küçük olur. Bir kısmını ayrı baskı alırım vesaire. O yüzden böyle boşlukları falan filan çok tutmamaya çalışacağım. Hani yerden tasarruf olsun. Biraz böyle ben bu şeylere takılan bir insanım maalesef. Bu da böyle arada bozuluyor. Tamam. Yerlerini değiştireceğim. Yalnız bu böyle olursa işler bozulabilir mi? Tamam, şunlar aynı hizada olsun. Şunu da aynı hizada gör. Tamam. Şu an daha iyi oldu. Şimdi source file name diyor. Ne diyor? Const of the case sensitive name of top level class contains nokta java extension. Yani klasların sonu nokta java level diyor. Okey. İyi de bunu göstermiyor. Ama hani bunu açabiliyoruz ayarlardan da, ben açmadım. Normalde işte bir class yarattığımız zaman o main.class aslında. Özür dilerim, main.java. Case sensitivity. Şimdi bu önemli. Java'da işte burada zaten örnek olarak yazmışım. A büyük A büyük B, işte küçük büyük A küçük B eşit değil. Aynı şekilde diğerlerinde de. Uzatmayacağım bunu. Şu okey. Okey. Class name, class isimleri. Bunu da aynı şekilde şöyle biraz yukarı alacağım. Tamam, güzel. Class isimleri first letter should be uppercase. Yani bir class tanımlarken baş harfini büyük yapacağız. Bu önemli. Lowercase kullanılabiliyor ama tavsiye edilmiyor. Bu Java Code Convention olayı. Yani biz kod yazarız, çalışır eyvallah, ama işte bir yazılımcı olarak yazdığımız kodun başkası okuduğu zaman da, yazdığımız kod başkası okuduğu zaman da anlayabilmesi lazım. Ve onu geliştirmeye devam edebilmesi lazım. O yüzden böyle belirli, böyle dünya genelinde belirlenmiş kod convention denen kurallar var. İşte class'ların adının büyük başlaması gibi. Pascal case, mesela class'ın ismi işte birden fazla kelime içeriyorsa. Mesela student class, bu tabii doğru bir şey değil de. Student class, işte student class S ve C harfleri orada büyük olacak. Buna Pascal case deniyor. İşte ilk harf büyük. Sonra işte diğer kelimenin harfleri de büyük vesaire. Sayıyla başlayamaz. Eğer bir test class diye bir şey yaratmaya çalışırsanız o zaman hata alırsınız. Ben bu file source için yanlış bir şey söyledim mi? Tamam. Underscores, yani bu alt çizgi kullanabilirsiniz ama o da tavsiye edilen bir şey değil. Yani Python'da falan epey kullanılıyor. Currency, yani bu currency, yani bu para işaretleri, işte dolardır, eurodur, TL'nin T'sidir vesaire. Kullanılabiliyor ama tavsiye edilmiyor. Bunun özel bir kullanımı varmış. Inner class'larda ve anonim class'larda kullanılıyor. Ben şu ikisine bilmiyorum. Bu konu hakkında bilgim yok. Buna bakabiliriz belki ama hani ileride diyeyim. Bunu hatta not alayım da unutmayayım.
Okey. Devam edeyim. Şimdi class isimlerinden sonra ne geliyormuş? Public static void main geliyor. Onu şuradan alacağız direkt. Şu okları şey yapacağım, kaldıracağım ilk önce. Sonra şuraya alacağım bunu. Sonra bunları da şöyle atayım. Ops, bozuldu. Şöyle alacağım. Tamam. Şimdi ben bunu mouse yapmaya çalışıyorum. Bu trackpad'de daha kolay olur ama trackpad'e uzanmak zor oluyor. O yüzden biraz şey uğraştırıcı mouse yapmak bence. Trackpad'e göre daha uğraştırıcı yani. Diğer yukarıdan atmışız. Tamam, o zaman bunu bunun ortasına alacağız. Sanki birazcık daha yukarı kaldırabiliriz. Tamam, şu an daha iyi. Şimdi bunları da tamam, bozmadan şöyle yaptık, güzel oldu. Bu bir class name değil. Aa, bu yanlış yaptık ki. Şuraya referanslamam gerekiyordu. Tamam, neyse. Çözdük. Şöyle bir okumuzu çıkardık. Tamam, güzel. Public static void main bu Java'da önemli bir keyword. İşte Java'da her şey thread'de çalışıyor. Yani main thread ayağa kalktığı zaman da o main thread'i aslında ilk başta JVM arıyor. Hani şu pattern'i arıyor ve bu pattern içerisinde bir yazan şeyi çalıştırıyor. Main thread'de. Bu o yüzden önemli. Zaten burada da yazmışız. Main entry point into Java program diyor. İşte prosesin başladığı yerdir diyor. Bunun yerine şurada string işte string array'i sonra args demişiz. Bunu yapmak yerine string 3.arg tanımlayabilir şeklinde bir input verebiliriz. Yani o farklı bir kullanım aslında. Bu ikisinden birini kullanabiliriz. Ben bunu test etmiştim. Yayında mı yaptım hatırlamıyorum da çalışıyor. Okey. Bir diğerine geçelim. Metot isimleri. Şimdi bunların da şeylerini sileceğim şuradan. Metot isimlerini de buraya alayım. Biraz karışık olacak herhalde ama neyse. Şimdi şu... Bunları tersten yaptığım için oklarını düzeltmek zorunda kalacağım maalesef. Şunu almışız ya. Tamam. Gerçi şuradan referans alsam daha iyi olacak. Bunların belirli bir hizası var mı? Var. Hepsini sağlamak mı? Daha iyi olabilir aslında. Çok uzun ya. Bunları biraz daha yaklaştırayım. Ama bozuluyor. Bu böyle santimetrik kaymaları neden oluyor bilmiyorum ya. Gerçi burası da uzun. Ya bunu artık şey yapacağım. Sadece şurası böyle çıkıntı gibi olacak ama bunları diğerleriyle aynı sıraya koyacağım. Tamam, şöyle arayı da ayarlayalım. Bunu da oraya ayarlayalım. Tamam, güzel. Güzel. Devam. Şimdi diyor ki metot isimleri ilk harfi lower case olmalı. Şurada bir type yapmışız. Camel case, yani metot isimleri class isimlerinin olduğu gibi Pascal case değil, camel case. Yani ilk harfi küçük. Sonraki işte birden fazla kelime içeriyorsa sonraki harfleri büyük olacak. Alt çizgi izin veriliyor underscore dediği. Şu üçüncü madde. Fakat tavsiye edilmiyor. Yani kullanabilirsiniz ama tavsiye edilen bir şey değil. Sayılar ve İşte yine currency şeyler, para sembolleri yine
kullanılabilir ama o da tavsiye edilmiyor. Tavsiye edilmiyor diyebiliyorum. Ben hiç parayla eşken tanımlananları görmedim. Environment variable falan filan tanımlarken süs parantez içinde veriyoruz ediyoruz. Büyük ihtimalle o yüzden kullanılmıyordur herhalde. Ya ben denk gelmedim açıkçası. Ama kullanabiliyoruz. Tamam, metot isimlerini geçtik. Identifiers in Java diyor. Hemen gelelim oraya. Burası. Bunlar aslında şöyle aynı şekilde reflect edebilecek bir plugin var mı? Hiç bakmadım. Neyse, tekrar ederek gittiğim için çok şey dert etmiyorum şu an. Şunu sağlayalım. Gerçi diğerlerini sağlayacağız. Şunun aynı hizaya koyacağım. Aa, buradaki şeyler eşit değilmiş gerçi ya. Tamam. Tamam, şimdi oldu. Bunu bu arada paylaşırım herhalde bir yerde. Ne diyor? Identifiers name of. Şunları şuraya koyacaktık. Şöyle eşit olsun. Onun dışında case sensitive vesaire bunları yazacağım. Ben şu an bir yere referans aldık ama. Tamam. Underscore'la yakalama. Tamam, bir iki tanımı. Identifier'lar. Class isimlerini. Niye yaptım ki öyle? Lokal değişkenlerin, lokal variable'ların, instance'ların, label'ların ve metotların isimleri. Tamam. Bunlar case sensitive. Tamam. Yani büyük küçük harfe duyarlılar. Unicode karakterlerinin hepsi kullanılabilir. Bir harfle bir işte para sembolüyle ya da underscore'la başlayabilir. Okey. Ne diyor? The first character of identifiers can be followed by any combination of letters, digits, current symbol, underscore. Bunları da almışız. Tamam. Okey. Constant'lar, static final attributes and enumlar should be in all uppercase letters. Tamam. Constant değerler, yani static final olanların hepsi büyük harfli olacak. Bir de enumların hepsi büyük harfli olacak. Bu da okey. Tamam, case sensitive vesaire yazdık onları da. O zaman diğerine geçtik. White space. Ne kadar boşluk olduğunu onun çok bir önemi yok. Zaten süslü parantezler içerisinde falan tanımadığımız için şeyleri. Bunları compiler ignore ediyor. Tamam. Bu da bir ekstra bilgi olarak. Bu arada bunu yanlış yere koyduk ama. Bu da syntax ile alakalı yine. Neyse, bunun oklarını en son bağlayacağım ya. Ya da kafa karışıklığı yaratıyor mu? Bunu ortaya alalım o zaman. Aa, yukarıdakiyle eşlemiştik ama neyse ya. En son düzeltirim artık.
Sonra access modifier'lar geliyor. Onları da buradan alalım. Şimdi böyle sırayla alsam daha iyi olacak gibi. Access modifier'lar şöyle. En yukarıda ne var? Control the scope of class. Metotların ve class'ların scope'unu yani kapsamını kontrol eden şeylerdir. Güzel. Burada access modifier'ların bir tablosunu yapmıştım. Onu da ekleyelim hemen şuraya. Tamam. Bunu da ekledik. Üzerine geçelim ufak. Private sadece class'ın, yani bir şey biz private olarak tanımlasak class ya da işte bir değişken. Sadece o ilgili class'ın, tanımladığımız class'ın içerisinde kullanılabiliyor. Package'da ya da işte package'ın dışındaki bir subclass'ta kullanılamıyor. Default, yani bir başına bir şey yazmazsak, işte onu tanımlayacak bir access modifier yazmazsak tanımlarken, mesela string demek ama işte başına public demek, private demek. Default'ta package'da kullanılabilecek kadar, yani scope'u geniş şekilde yaratılıyor. Ama package'ın dışında yine kullanılmıyor. Protected package dışındaki subclass'larda kullanılabiliyor. Package'da kullanılabiliyor ve işte ilgili class'ın içinde kullanılabiliyor ama package dışında kullanılmıyor. Public değilse zaten her yerden erişilebilen bir şey demek public. Yani access modifier'lar bunlar aslında. Tamam. Şu tablonun yerine. Şimdi non access modifier'lar var. Şunu nasıl alabileceğiz mi? Bir tanesini atlamışız. Tamam, bir şeyleri bozmadan. Şöyle yapsam daha güzel olacak. Access modifier'ları ikiye bölmüşüm, aynen. Alırsa yazı ikiye bölmüş. Şöyle şunu şuraya alacağım. Sonra bunları da buraya alacağım. Güzel ama birazcık şey olacak. Buna çok detayına girmeyeceğim. Bunları zaten kullanacağız projede, projelerde. O belirli bir şekilde zoom out yapınca çıkmıyor. Zaten bunları baskı olmadan, almadan önce bir şey derim ben. Boyutlarını vesaire, boşluklarını minimum olacak şekilde. Onun dışında bir de keywordler var Java'da. Bunları da şey yapmıştım, eklemiştim. Tamam, şunu da ekleyelim şuraya. Direkt tablo olarak ne koymuştuk? Nereye gitti ya? Keywordler işte Java'nın internal işlerinde kullanılan özel kelimeler. İşte bazı işleri daha önceden tanımlamış, bazı işleri temsil ediyorlar. O yüzden bunları kullanmak, yani kullanamıyoruz. Yani biz bir işte bir şey tanımlarken adına import demiyoruz. Çünkü import Java'da özel bir keyword. Yani bir şey import aslında başka bir class'ı oraya koyup kullanmak ya da işte başka bir package içerisindeki bir paketi, bir class'ı
ilgili class içerisinde çağırmak, kullanmak vesaire işler için kullanıldığı için import adında bir değişken yaratamıyoruz. Bunlar special keyword'ler. Tamam, bakalım nasıl gözüküyor. Yani fena değil. Şöyle, bu da aslında şunun bir ayağı. Bunu böyle belki atabiliriz. Tamam, birazcık şey ama. Okey. Böyle bir görüntüsü oldu aslında. Ya bence düz şeye göre, hatta onu da şöyle yayını vereyim. Bir tarafta şey var, şöyle bir yazı var. Şöyle bir yazı. Yani okunabilir tabii ki. Yani buradan çalışılabilir. Ama diğer tarafta da şöyle görselleştirilmiş bir şey var. Özellikle bir yere bir şey mesela asacaksak vesaire ya da masanın üzerine tutacaksak böyle. Görsel olarak tutmak bana daha böyle şey geliyor. Akılda kalıcı geliyor. Okey. Böyle birinci konuyu şey etmiş olduk. Notlarını fixlemiş olduk. Birinci konu dediğim aslında üçüncü videoya kadar oluyor galiba. Şöyle ben geçeyim oraya. Bunları Medium'da ya da böyle bir yerde paylaşabilirim aslında. Şunun referansını vererek tabii. Üçüncü videoymuş. Şimdi üçüncü videoyu ilerletelim bakalım başka ne yapmışız. Bununla bunun üzerinden birazcık geçiyorduk. Ben bunları yazıyı anlatıyordum burada hatırladığım kadarıyla. Tamam. Sonra Java memorisinin nasıl çalıştığı hakkında bir Medium yazısı inceliyorduk. Burada mı inceliyorduk? Bir sonraki videoda mı? Burada inceliyoruz. Benim anladığım kadarıyla. Burada siteğin ne olduğunu konuşuyorduk. Şöyle bir animasyon vardı. Videoda oynadığı gibi. Aslında Java'da bir thread'in kendine ait bir siteği var. Ve bir de işte ya daha doğrusu Java memory aslında şöyle yönetiyor. Stack var, heap var ve metaspace var. Bir thread'in primitive type'ları depoladığı bir siteği oluyor. Primitive type'tan kastım işte mesela biz diyelim ki bir string array yarattık. Normalde array non-primitive bir şey. O array'in pointer'ını yani aslında heap'te datayı tutuyoruz. Pointer'ını siteye koyuyoruz. Ya da bir int bir şey yarattık. Integer değil, int bir şey. Yani bir primitive type bir şey yarattık. Hatta şuradan hemen neredeydi? Ah, şunu açayım. Mesela int bir şey yarattık. Ya da işte bir float bir şey yarattık. Double bir şey yarattık vesaire. Bir değişken bir şey initialize ettik. Ya da işte declare ettik. Declaration bir değer atamadan tanımlamak oluyor aslında. Initialize ise bir değer atayarak tanımlamış oluyoruz bunu. Şöyle. Bunu yaptığımız zaman bu data şurada boyutlara gidelim hemen. Heh. Bunların boyutları ufak olduğu için yani bir int'in boyutu aslında 4 byte. İşte long'un boyutu 8 byte. Bunları da Java stack'te tutuyor. Nerede o? Videoda. Heh. Şunları stack yazıyor. Ama gidip de biz bir obje yaratırsak objenin pointer'ını siteye koyuyor. O objenin datasını içeren gerçek yani objenin içeriğini ise heap'e yazıyor. Böylece biz onu yaşamak istediğimiz zaman işte ilgili thread siteinden okuyup işte heap adresini alıp gidip heap'ten oraya şey, o datayı alıp işte gerekli işlem yapıyor vesaire. Bunun sebebi işte siteğin boyutu ufak. Heap'in boyutu büyük. Orada işte JVM'in birazcık tasarımla alakalı. Garbage Collector'ın burada çalışma şeyi var. Ona birazdan geleceğiz. Bir tane örnek üzerinden hatta şey yapmıştık. Şimdi burada heap ne vesaire diye şey yapmıştık, konuşmuştuk. Bu az önce bahsettiğim muhabbet. Test list diye bir tane şey tanımlamış burada. String listesi tanımlamış. String listi tanımlamış. List non-primitive bir şey. Bu arada o non-primitive olayı da ya bunu not almaya sanırım gerek yok. Şöyle. Primitivler aslında boolean ve numerik diye ayrılıyor ki burada temel olarak. Numeriklerde karakter ve integral diye ayrılıyor. Yani şu aşağıdakiler boyutları küçük olan değişkenler diyeyim artık. İşte boolean, char, byte, short int. Bunlar 8 tane değil mi?
2, 4, 6, 8 aynen. Long float double. Şimdi bunlar primitive olduğu için, yani aslında boyutları şu kadar olduğu için bunlar stack yazılabiliyorlar. bunlar dışında kalan her şey, işte burada string olur, array olur, bizim yarattığımız custom bir class olur, ya da işte Java'nın içerisindeki class olur vesaire. Bunların hepsi non primitive olarak adlandırılıyor. Şimdi buradaki şeylere, örneklere bir tane liste yaratmış. Bu liste zaten stringlerden oluşuyor. Ki dikkat ederseniz işte string baş harfi S zaten aslında bu bir class'tan oluştuğunu gösteriyor yani. Ya da işte list aynı şekilde baş harfi L büyük. Ama şey primitivlerde baş harfleri küçük. Zaten buradan yönet edilebilir. Bunun için bunun işte identifier'ını, yani bu test list şeyini, memory'deki adresini tutan değişkeni buraya stake koyuyor. Yani ilgili thread'in stake'ine koyuyor. Buradaki data ise, yani buradaki pointer diyeyim artık, ana datanın memory'de nerede durduğuna point ediyor. Mesela memory'de şurada duruyormuş. Burada memory'nin bir adresi var. Orayı gösteriyor. Bunun içerisinde string objeleri var. String objeleri mesela item 1 demiş burada. Bu item 1 de işte mesela test. Test string'in. İşte buradaki new string. New string de aslında hani şurada point ettiği şey. Bu listenin içerisinde şurada add yaptığı için, add new string dediği için buna point ediyor. Yani böyle bir yapısı var aslında. Bunu burada işlemiştik. Hemen hızlıca geçiyorum. Ya buraya çok detayına girmeyeceğim. Çünkü burası biraz şeydi. Memory nasıl çalıştığı ile alakalı. Memory'de işte heap'in içi bu. Heap'in içi aslında Young ve Old Generation olarak ki ayrılıyor. Yani hızlıca değineyim geçeyim hatta. Young da Eden S0 S1 diye ayrılıyor. Az önceki bu stack ve heap kısmında bu heap'in iç yapısı aslında. Yeni bir data geldiği zaman buraya Eden'a geliyor. Eğer Eden'ın da kapasite işte dolmaya başladı. Sonra S0'a geçiyor. İşte sonra S1'e geçiyor. Buradaki data S0 S1 arasında 5'ten fazla gezerse, dolaşırsa Old Generation'a geçiyor. Young'dan Old Generation'a geçiyor. Belirli işte periyotlarda tabi kullanılan algoritma, yani Garbage Collection algoritmasına da bağlı olarak buradaki data temizleniyor. Eden'dan ya da işte S0 S1 Young ve Old tarafından data temizleniyor. Yani kullanılmıyorsa aslında garbage collector o datayı siliyor memory'den. Ki yeni data geldiği zaman yazılabilsin. Öbür türlü şey, out of memory hatası alıyorsun. Yani silmezsek datayı, yeni bir şey geldiği zaman koyacak yer olmaz ve uygulamamız hata alır. Burada bunu anlamaya çalışıyorduk. Videoda. Bu yazıyı okuyarak. Bir de onun dışında şimdi stack, heap ve heap'in, ya bunların, bu ikisinin dışında bir de metaspace diye bir yer var. Burası ise class'ların meta datalarının tutulduğu ve aynı zamanda biz bir statik bir değişken tanımladığımız zaman, şurada yazıyor hatta, statik bir değişken, işte bu metot, variable ya da class demişiz burada. Bu datayı biz metaspace atıyoruz. Çünkü statiğin olayı neydi aslında? Uygulamaya kalkarken bunlar yaratılıyordu. Metaspace atılıyordu ve işte lazım olduğu zaman oradan kullanabiliyorduk. Zaten burada da demiş. This is a static keyword is accessible from anywhere because they are holding the metaspace so every thread can reach it easily demiş. Bu static keyword'ü her yerden çağrılabilir kılmak için bir şeyi, ilgili işte variable, method, class neyse artık onu metaspace'e atıyor ve böylece her thread buna erişebiliyor. Bu da işte bu metoda, class'a neyse, ona erişebiliyor konan şeye, metaspace'e. Bunun böyle bir farkı var. Şimdi bu daha sonra ne yapıyordu? Ne yapıyorduk? Burada hızlıca geçeyim. Sonra şey yap. Burada Java'nın flag'leri var. Bu flag'ler işte Java'yı ayağa kalkarken İşte tanımlayabiliyoruz. Şimdi Java eksi jar dedik. Sonra jar adını verdik vesaire. Ondan sonra eksi x, işte x mesela x demişiz. Burada bir şey atayıp, bir değer atayıp eşittirden sonra
ya da bir oran atayıp mesela burada Young Generation'la Old Generation arasındaki oranı belirleyebiliyormuşuz biz. Bunlar biraz şey, advanced seviye şeyler. Mesela ben böyle bir detaylı bir atama yapmadım daha önce. Maksimum şeyi atadım. Heap size atadım, hatırlıyorum. XMX değerli. Eksi XMX. İşte bu Java'nın erişebileceği maksimum heap'in ne kadar olacağını belirliyor aslında. Bunu genelde işte ne bileyim Docker'da çalışan bir uygulamanız var, atıyorum. Docker'ın, yani Docker'daki şeyin makinenin içine kurulu Docker'ın kapasitesi diyelim 8 GB memori. Makine kendisi de çalışıyor sonuçta. Belirli bir kaynak tüketiyor. Onu gözlemleyip ona göre işte Java şu aralıkta çalışmalı vesaire gibi bir şey yaparak, estimation diyeceğim, bir tahmin yaparak oradaki şeyi atamayı yapmak işe yarayabiliyor. Tamam, oraya da geçelim hızlıca. Burada konteynerların birazcık nasıl çalıştığını bahsetmiştim. JVM'le şeyle JVM diyorum. İşte bir konteyner teknolojisiyle bu virtualization mıydı? Sanallaştırma teknolojisi nasıl kullanılıyor? Yani bir operating sistemin üstüne operating system kurmakla işte var olan bir operating sistemin kernel'ını base alıp işte Docker, aslında birazcık Docker nasıl çalıştığı alakalı konuşmuştuk. Bunlara da geçiyorum. Sonra bu abinin başka bir yazısını incelemiştik. Garbage first garbage collector algoritmasının nasıl çalıştığı, garbage collection'la alakalı bir algoritma bu. Bunun üzerinden konuşmuştuk. Burada hemen hızlıca geçeyim yine. Şimdi burada ne diyor? Okuyup da birazcık hatırlayayım. Bu garbage collection işlemlerinin stepleri vardı. Ne yapıyoruz? Farklı eventleri vardı. Mesela stop the world diye bir event var. Bu sırada tüm threadlerin işini durduruyor vesaire. Bunun süresi tabii minimum olmalı çünkü o sırada uygulama durduğu için bizim yazdığımız şeyin, app'in performansı düşüyor. Şimdi burada birazcık detay girecekti. Tamam. After ne diyor? Freeing object after compaction. Şimdi burada işte mesela atıyorum kullanılmayan datayı sildi. Sildikten sonra belirli boşluklarla data oluştu. Sonra bunları belirli bir yerde toplayıp daha kompakt bir boş alan yaratıyor. Onun görseli vardı burada. Tamam. Mesela bu algoritmanın, bu garbage collector algoritmasının 4 farklı stage'i vardı. Young collection, concrete mining cycle, mixed collection and full garbage collection. Hızlıca geçelim bunu. Burada not çıkaracak bir şey yok herhalde. Burada heap şeyine geçmiştik falan. Bu Young Collection'ın nasıl olduğunu konuşmuştuk burada. Bu örnek yukarıdaki görsel, aşağıdaki yazı farklıydı burada. Onu hatırlıyorum. Sayılar falan tutmuyordu hatta. Burada log bastırmıştı abimiz. İşte buradaki değişimleri falan inceliyordu. Onun dışında silinmesi gereken bu Concrete Mining Cycle aslında threadler çalışırken bir yandan da hangi data nasıl silineceğini işaretliyordu bizim Garbage Collector'ımız. Ya bu da aslında Garbage Collector'da arka tarafta çalışan bir yazılım. Yani bu JVM için çalışıyor. Bir yandan bizim programımız işi yaparken bir yandan da işlemcinin hali gücünden birazcık harcayarak RAM'i temizleyen bir şey aslında bu da. Bir araç. Burada incelemişiz yine birazcık da detaylarına falan filan girmişiz. Merak eden ilgili videoyu izleyebilir. Bu üçüncü günün videosu. Burada yine flaglerle bu garbage collector'ın bazı şeylerini değiştirebiliyoruz. Onları atmıştık. Başka, hızlıca geçelim. Sanırım bu videoyu böyle bitirdik. Başka bir şey yaptık mı? Yok. Burada yine birazcık goy goy yapmıştık. Genel bir konuşup ne yapabiliriz vesaire diye. Tamam, D3 okey. D4'e geçeyim.
Bana tekrar oluyor aslında şu an bu yayın biraz. İnsan unutuyor çünkü. Şimdi bu yayını Zoom'dan yapmışız. Farklı farklı turları denemiştik ya. Burada ne yapmıştık? Burada Mervan işte şeylerin variable'ların tiplerinin bu primitifleri anlatıyor şu an. Az önce bahsettiğim olay. Burada initialization'la declaration arasındaki farkı konuşmuştuk. Sonra da IDE'yi açıp aslında yani integer IDE'yi açıp burada birkaç değişken üzerinde işlem yapmıştık. Burada şeyleri konuşuyorduk. Float, işte bir float tanımlarken işte B değeri burada. 295 nokta F demiş. Bu da en yüksek bu galiba aynen. Double için 295 D demişiz. Sonra işte bunları bastırıyorduk. Debug etme işine bakıyorduk. Nasıl debug ediyoruz? Bu ASCII için işleri için not alacağım şimdi. Not çıkarmaya çalışacağım. Buraya gireriz mi bilmiyorum ama belki bir sonraki yayında giriyoruzdur. Şimdi bu ASCII ne aslında? Şimdi bu normalde işte bilgisayarlar 1 ve 0'dan anlıyor. Klasik bir cümle olarak. Ama biz şimdi bilgisayarda klavyede A'ya bastığımız zaman bunu bilgisayar A olarak algılıyor. Nasıl algılıyor? Aslında bunlar zamanında oturtulmuş şeyler, protokoller. Bu A'nın aslında bir 1-0, 1-0-0-1 falan böyle bir kombinasyon bir karşılığı var. Keza işte B'nin de C'nin de o şekilde. Zamanında bunu ASCII ile halletmeye çalışmışlar. Ama bu ASCII'nin negatif yanları var. Birincisi işte en büyük sıkıntısı karakter sınırı. Bunlara nerede giriyoruz? Burada mı giriyoruz? Bir sonraki yayında mı? Burada ASCII üzerine konuşuyorduk. Hemen şöyle geçeyim. Yani debug edip bakıyorduk sayılara. Çete biri tekrar mı yapıyorsun yazmış. Yanlış görmediysem az önce. Evet abi tekrar yapıyorum. Tekrar yaparken de bir yandan da şey yapıyorum. Argonik 25 diye bir arkadaş yazmış. Bir yandan da aslında Figma'da, daha doğrusu FigJam'da bu geçmişte yaptığım şeyleri böyle dokümante etmeye çalışıyorum. Videonun başında aslında şey, yayının başında bahsetmiştim. Buradaki amacım işte hem kendi unuttuğum şeyleri tekrar edebilmek hem de bunları böyle print edip böyle gözümün önüne koyup hatırlayabileceğim bir kaynak yaratmak. Bilmiyorum şu an yayında mısın ama şöyle ufak göstereyim. Mesela bu ilk üçüncü video için yaptığım şey sintaks ve işte terminoloji kısmı. İşte böyle mind map, bu zihin haritası dedikleri şeyi oluşturmaya çalışıyorum. Daha böyle akılda kalıcı oluyor. Hani mesela bunun belirli bir kısmını alıp böyle bir A4'te print alıp bir yere koyup ne bileyim önden geçtikçe bir iki göz atsam unutmayacağım bir formata sokabilirim. Tabii bunlar biraz daha kolay şeyler. Yani zaten unutulmuyor olabilir. Amaç burada şey deneme yapmaktı. Şimdi mesela biraz daha işte ASCII ile alakalı şeyleri notunu çıkaracağım büyük ihtimalle birazdan. Onlar daha çabuk unutulan şeyler. Amacım aslında şu, bu yayında o. Burada static variable'ları işliyorduk. Static keyword'ünü koyuyoruz. Bir değişkeni static olarak tanımlarken. Sonra ne yapıyoruz? Primitive, non-primitive işine giriyoruz burada. Az önce bahsettiğim için hızlıca geçtim. Boyutları farklı. 4 byte, 8 byte olayı. Burada yine stack ve heap kısmını konuştuk. Burada debug ediyorduk. Debug edip bakıyorduk. Nasıl tutuluyor diye bir string. Ya da bir karakter array diyeyim. Ondan sonra ne vardı burada? Şimdi type conversion, type casting.
Type conversion işinde mesela 3 int 3 diye bir değer tanımlıyor. Mesela int i10 demiş. Önümüzde örnek var. Şimdi biz integer double'a çevirdiğimiz zaman bu type conversion oluyor. Çünkü yani int i şuradan da bakalım. 4 byte'lık bir veri. Double ise 8 byte'lık bir veri. Integer 4 byte, double 8 byte. Yani biz aslında ne yapıyoruz? Başına tabii öyle de değil tam olarak. Ekstra bir 4 byte daha ekliyoruz. Ama integer'ın kapsamı büyümüş oluyor. Double'ın işte olayı ne aslında? Ondalık bir şey var. Hassasiyeti var. Yani 3.2 diye bir double tanımlayabiliriz ama integer'da böyle bir imkan yok. Bu type conversion oluyor. Yani aslında kapsamı kendisinden daha büyük bir şeye atadığımız zaman değişkeni bu type conversion oluyor. Bir de bunun tam tersi var. Double'ı 3.8 diye bir değer var. Double. Biz bunu integer olarak tanımlayabiliriz. Bu da type casting oluyor. Casting tam ne demek? Bir bakalım ona. Bilgisayar için teknik. Kalıbı dökme falan filan anlamı varmış. Computer var mı bunda? Tip dönüştürme demiş. Tamam güzel zaten direkt karşıda da varmış. Burada işte type conversion'dan farkı type casting olayının. Kapsamı daha küçük bir şey. Yani double'ın kapsamı daha büyük 8 byte. Onu 4 byte bir şey aslında daraltmış oluyoruz kapsamını. Ve aynı zamanda hani ondalık bir hassasiyet olmadığı için integer'ın. 3.8 değerinin 0.8 kısmını atmış oluyoruz. Yani 3 olarak çevirmiş oluyoruz. Type casting yapmış oluyoruz. Burada onu işliyorduk. Bunu unutamayacağım. Belki type conversion ve casting arasındaki farkı bilmek iyi olabilir. Ama böyle mind map yapacak bir konu değil bu. Burada bunu şimdi burada konuşup sonra ileri de deneyeceğiz. Yine bir Unicode'a gitmişiz. Char içinde bunlar. Tamam, burada örnekler vardı. guru99.com abimizin örnekleriydi bunlar. Sonra map'e döndük. Güzel. 4 gün 5. Okey. Abi yine bir yorum yazmış. Buna tam olarak ne deniyor? Abi bu arada chat'e bakamıyorum. Eğer hani bir şey yazıyorsanız ben ara ara bakmaya çalışıyorum. Madem hem dikkatim dağılmasın diye. Ya yani bazen de şey hani ya, amacım böyle insanlara tam olarak bir şey öğretmek değil şu an. Birazcık da kendi kendime öğrenme sürecimi böyle işte dijital bir ortama döküp bunu bir portfolyo halinde yayınlamak. Yani tabii bu öğretmek de oluyor. Mesela Seriye Mervan diye bir arkadaşım var. Mervan'la başlamıştık. Bu ilk videolarda hatta gördüğünüz kişi. Onunla beraber böyle paslaşarak öğreniyorduk. Bunu tam olarak ne deniyor kısmını, nasıl çıkarılıyor kısmı aslında şey, buna zihin haritası diyorlar Türkçe. İşte İngilizce mind map diye geçiyor. Hatta chat'e yazayım şöyle. Chat'e ilk defa yazıyorum. Bunu çeşitli uygulamaları var. Online tool'ları var. Ama ben ise işte kendi kendime böyle Figma diye bir uygulama var. Şöyle göstereyim. Bu Figma'nın FigJam kısmı var. Yani uygulamanın içerisinde ufak bir farklı bir alan aslında bu. Ben burada kendi kendime yapmaya çalışıyorum. Hani böyle sıfırdan böyle işte ne bileyim objeleri alıp böyle birbirine bağlayabildiğim bir uygulama bu. İçlerine bir şeyler yazıp işte bunları böyle tekrar ne bileyim kareye bağladık falan filan. Ya da işte bir not ekledik. Dur yanlış oldu bu. Renklerini değiştirdik. Böyle içlerine başka bir şeyler yazabildiğin. Böyle bir uygulama. Ben de bunu şey İşte kendi amacım için bu mind map için kendim şey yapmaya çalıştım. Özelleştirmeye çalıştım. Buradaki şey de datada Geeks for Geek'teki bu Basic Syntax kısmının yani düz bir metnin aslında görselleştirilmiş hali. Şimdi bunu geçmişe yönelik yapmaya çalışıyorum. Bu videodaki amacım bu. Çünkü videolara ara vermiştim işlerin yoğunluğunda. Hem şimdi tekrar oluyor benim için. Hem de böyle yazılı bir şey bırakacağım. Yani bunu paylaşırım. Tamam, gün 5'e geçtik. Kaldığımız yerden devam. Burada değişkenler üzerinden konuşmuştuk. Oracle'ın sitesine akmıştık.
Local variable, instance variable ve static variable. Bunları zaten az önce de map'in üzerinden geçmiştik. Private. Ondan sonra protect falan deneyeceğiz büyük ihtimalle burada. Public, private. Access modifier'ları deniyorduk burada yani özetle. Genel başlık. Ya bunları mesela bazen kullanıyorum. Kullanıyoruz. Kod yazarken vesaire. Ama işte teknik tarafta isimleri mesela ne? Ha bu arada yanlışlıkla başmışım ben. Bunları bilmek önemli. Yani ne bileyim. İşte public, private, protected vesaire derken aslında bunların birer access modifier olduğunu bilmek. Ya da işte final, abstract, mesela bu keywordle static. Bunlar da aslında bir şeyin kapsamını tanımlıyor ya. Bir variable olabilir, bir class olabilir, metot olabilir vesaire. Ama mesela bunların access'le alakası yok. Bunlar aslında yine bir şeyi modifiye ediyor. Ama işte access modifier başlığı altında değil. Access modifier'lar şu dördü. Okey. Yani bu başlıkları öğrenmek önemli. O yüzden böyle ne bileyim literatüre işte jargona uygun bilgi sahibi olmak da önemli yani. Şimdi şu ekranı düzelteyim. Devam edeyim hemen. YouTube'dan. Burada ne yapıyoruz? Objeler tanımlamıştık. Kendi custom student objemizi yaratmıştık. Daha class'ımızı yaratmıştık. O class'tan objeler yaratmıştık. Burada bu string formatter'la alakalı bir sorun yaşamıştık. Araya virgül koymak yerine artı koymuştuk falan. O yüzden sıkıntı olmuştu. Onu fixledik. Sonra karakterin char, primitive type olan char'ın ne olduğunu burada birazcık kurcalamıştık. Burada ne yapmışız bir ona bakayım. Adding lower type diyor. Byte c diyor. Byte a artı b. Burada karakterin sınırlarında ne oluyor vesaire onları gözlemlemiştik. Şimdi mesela 4 byte dediğimiz şey sonuçta hani bir sınır var. Bütün bunun binary representation yani ikili tabanda gösterimini düşünürsek işte 2 üzeri 4 32 şeylik bir kapsamı var. Bu sınırları aştığımız zaman ne olacağını konuşmuştuk burada. Onu hatırlıyorum. Bu underscore işini burada Mervan değinmişti. Yani burada ne bileyim 999.999.999 değeri var. Bunu böyle alt çizgi olmadan yazabilirsin. Hani ama yazabiliriz ama okunurluğu biraz şey oluyor. O yüzden bu alt çizgi koyabiliyoruz böyle. Bu alt çizginin çok bir şey compiler bunu şey yapıyor, ignore ediyor yani. Önemsemiyor. Gösterim işini kolaylaştırıyor. Sonra burada şey yapmıştık, ne yapmıştık? Minimum ve maksimum değerlerini konuşmuştuk. Integer'ın. Güzel. Burada C ile alakalı bir şey konuşmuştuk. Ne diyor? Integer. Şimdi. Şimdi byte diyoruz. Şimdi şuraları bir tekrar hatırlamaya çalışayım. Byte eksi 128 ile 127 arasında değer alıyor. 1 byte. Güzel. Şimdi 1 byte aslında 8 bit'e tekabül ediyor. O da 2 üzeri 8 demek. 2 üzeri 8 de 256'ya tekabül ediyor. Yani o yüzden bunun aslında karşılığı eksi 127'den artı 126'ya kadar. Değil mi? Eksi 120 nerede yazıyor? Eksi 128'den artı 127 pardon. Niye öyle söyledim ki? Arada 0 olduğu için 256 bölü 228 arada 0 olduğu için artı pozitif olarak 127'ye kadar bir maksimum değer alabiliyor. Keza integer'da 4 byte. 1 byte 8 bitten yine tekrar. 8 kere 32 yapıyor. 32 tane elimizde bit var. Bu bitlerin yani 1 ya da 0 olabilir. O yüzden hani 2 bunu kombinasyon yapınca 232 çıkıyor. Şimdi negatif sayılarda olduğu için yani integer bir şey negatif değer de alabileceği için bölü 2 yapıyoruz. Böylece negatif max range'imizi öğrenmiş oluyoruz. Yani 2 üzeri 32 bölü 2'den 2 üzeri 31 oluyor.
negatif alabileceği değer. Başında x var tabii. Şimdi onun arada 0 var. Sonra da arada yine 2 üzeri 31 eksi 1 tane değer alabiliyor. Bunları falan burada konuşmuştuk. Bunları not almayacağım. Ya da şuraya not alabilirim aslında ya. Yazmış mıydım? Yazmadım onları. Şöyle yapalım. Şimdi şu kaynaklardan bir tanesini seçelim. Şunun şu aynı zaten. Şu abimiz neymiş? Java variable'lar. Local instance static. Tamam, bunları yazacağım. Burada local instance falan yazmıyoruz değil mi? Instance. Yazmamışız. Syntax'ı kapatabiliriz artık. Tamam. Şimdi şöyle yaptık. Figma'yı aldık. Güzel. Şimdi buraya yeni bir şey açayım. Bu arada bunu böyle section section ayırabiliyordum. Mesela bir basic syntax demişiz. Burada böyle başka bir section yaratacağım şimdi. Bu kadar büyük olmayacak büyük ihtimalle ama şimdilik böyle olsun, sonra değiştiririz. Şöyle yapayım. Bu section'ın ismi basic syntax değil de data types and variables. Şöyle yapalım hemen. İki data types and variables diyelim. Tamam. Şimdi bunu da bakayım bir. Şöyle gurudan devam edelim. Şimdi burada böyle temel buradaki gibi ayıramayacağım için ya da ayırabilirim aslında. Şöyle bir şuradan birazcık kopya çekerek ilerlesem. Yine böyle topçuk yapsam. Tamam. Burada ilk şey yapacağım. Variable yani değişken declaration ile initialization. Bunu söylemesi çok zor ya. Bu ikisini şey yapacağım. Yazacağım. Onlar da yine şuradaki renkleri ben beğenmiştim ya. Buradan devam. Yeşil alalım hatta ilk. Değil mi? Yo. Şu ana başlıklar için şey yapmışız. Gerçi bunu nasıl, ne diyeceğiz ki ana başlık olarak? Use variables. Use variables. Tamam. Bunun için two steps var. İki adımımız var yani. Şöyle şuradan şunu alalım. Declaration var. Şunun option'unu mu alıyorduk? Ha. Option'a tutup bir şey böyle aşağı çekince pat diye kopyalıyor onu. Kolaylık. Kısa yollar her zaman iş yapar. Ondan sonra bir de yerde initialization. Initialization. Neyse. Tamam, variable declaration. Declaration neydi? Buna bir tane hemen şöyle ufaktan bir örnek yapalım. Mesela float b. Şöyle float b. Ya da şöyle yapalım. Eggs example. Float b diyelim ama şunu şuradan böyle tipini falan belirleyebiliyoruz technical. Daha böyle havalı duruyor. Mesela sonra mesela variable initialization demişiz. P f3'e 3.17 güzel. Ondan sonra mesela buraya mesela P f3.17 dediğin zaman bunu aslında değişkenin değerini atamış oluyoruz. Buna da declaration diyoruz. Şey initialization işte o değerin. Bunu dinleyeceğim Turing'den ya. Mikrofon kapalıymış.
Initialization. Initialization. Ha tamam, initialization. Tamam, okey. Initialization. Niye I ekle bir şey yapmaya çalışıyorum? Initialization. Tamam. Ne diyor? You must assign a valid value. Burada valid geçerli bir değer ata diyor. Yani gidip ne bileyim integer string bir değer atamamak gerekiyor. Bunlar önemli. Şu an aslında şey yapıyorum. Bu Guru99 sitesindeki şeyleri böyle okuyup şunu şuna şey edelim. Buradan şey çıkarmaya çalışıyorum. Data çıkarmaya çalışıyorum kendi kendime. Şunu şöyle alalım. Tamam. Yayına gidiyor değil mi? Gidiyor. Güzel. Yol haritasını yeniden çeviriyorsun. Aynen abi, aslında yaptığım şey o. Bir nevi öyle diyebilir yani. Birazcık düz yazılmış bir makale tipinde yazılmış bir yazıyı ben böyle zihin haritasına çevirmeye çalışıyorum. Çünkü hani orada böyle zihin haritasına çevirince biraz daha böyle göze hitap ediyor ya, yani akılda kalıcılığı arttırıyor. En azından benim için arttırıyor. Çünkü görsel hafıza vesaire de giriyor işin içine. Özellikle böyle renkli renkli yapınca. Bakalım işe yarar inşallah diyeyim. En azından tekrar, yani en kötü tekrar alıyor bir işe yaramasa da. Daha önce işte bir ay önce yaptığım şeyin bir nevi tekrarını yapmış oluyorum. Böyle kısa kısa. Şimdi bu değişkenlerin tipleri var. Types of variable diyelim. Tabi bunu böyle direkt düz string olarak değil de şöyle yapsak daha güzel olacak. Şöyle alalım şunu şuradan. Types of, ama küçük oldu. Medium yapalım. Allah. Bu da medium. Aynen. Şimdi bunlar 3'e ayrılıyor. Şuradan bir tane şunu çalacağım. Şöyle şöyle koyacağım buraya. Heh. Ondan sonra neymiş abi? Local variable'lar. Tamam, güzel. Ondan sonra bir tane daha alalım bundan. Şöyle. Bir tane de şuradan alalım. 3 ayrılıyor çünkü. Instance variable'lar. Aynı zamanda bir de ne var? Allah, static. Ne diyor? Local variable'lar aslında metot içerisinde tanımlanmış şeyler. Şöyle. Metodun içerisinde tanımlanmış. Sadece ilgili metotta kullanılan, class bazında kullanılmayan değişkenlerimiz. Tamam. Instance variable'lar static keyword olmadan tanımlanan şeyler. Metodun dışında class'ın içerisinde tanımlanmış şeyler. Ne yazalım? Define as a method declaration. Şunu demiş bu abimiz. Bence okey gibi tanım. Akılda kalıcı. Ama şu outside şu olsun. Static variable'larda zaten az önce bu memory management kısmında da birazcık bahsettiğimiz, yani bu meta space'te tutulan bir kere tanımlanıyor ve işte program ayağa kalkarken bir kere tanımlanıyor. Yani aslında meta space'in içine konuyor ve ihtiyaç olduğu vakit onu oradan çağırabiliyoruz. İşte bu bir static variable demiş ama static bir class olabilir, metot olabilir vesaire. Onun için şey şunu diyeceğiz. Şöyle bir tanım demiş bu abimiz. Demiş ki işte bir kere initialize ediliyor. Yani programın başında bir kere ayağa kalkıyor bunlar. Main thread ayağa kalktığı zaman büyük ihtimalle gidiyor bunu meta space'e koyuyor. Sonra ihtiyaç oldukça işte oradan çağırıyoruz. Tamam. Örnek bunları yazmaya gerek yok gibi. Tamam. Types of variable'ları geçtik. Bunların hepsini en son buraya bağlayacağım. Ondan sonra şuraya gelelim hemen, yeni bir tane başlık. Ne demişiz? Types of variable. Data types kısmına geldik şimdi. Data type'lar primitive ve non-primitive olarak ikiye ayrılıyorlar. Şöyle. Option'a basıyorum, bazen almıyor. Heh. Aldı ama şunu gerek yok.
Ya da basamıyorum da olabilir, bilmiyorum. Primitive data type, bir de non primitive'ler var. Yanlış yere mi basıyorum? Yok, doğru yere basıyorum. Non primitive de şöyle. Bunları da bağlayalım buraya. Şimdi buna birer tane örnek yazacağım böyle. Ya da direkt hepsini yazayım ya, zaten aslında az var. Primitive'ler boolean char byte. Boolean şöyle yazsam nasıl olur? Char byte. Ya da yukarı şuradaki gibi böyle alt alta mı yazsam? Böyle daha temiz olacak gibi ya. Ayrı ayrı. Şöyle küçülteyim ama ya, az yer kaplasın. Option. 8 tane var. Bunları nasıl yaparız? Şöyle şöyle yapsak daha güzel olacak. Bunu oklarını düzelteceğim şimdi de. Tamam, şu an daha iyi. Yani idare eder. Şu tam de getirmek de zor ya. Abi. Niye böyle yapıyorsun ki ha? Şu an biraz daha iyi. 3-6 oldu. Buralar birazcık amelilik işleriyle geçiyor ama yapacak bir şey yok. Şey düzeltmeyeceğim. Şu aralardan falan bir şey olsa. Ha. Düzgün dursa güzel olacak da. Şu oklar dandik duruyor. Oranla. Tamam. Tamam. Şu an daha iyi. Şunları şöyle çekeceğim. Tabii ki hiç olmayacak düzgünce ama. Belki düzeltiriz şöyle. Yani. Buraya alabiliyoruz mu? Alabiliyormuşuz ya. İyi iyi güzel, hepsi iyi yer, aynı yerde duracak. Tamam. Bu ne şey ya? Abi. Şöyle kaydırsak. Tamam, iyi durdu. Şimdi boolean char byte yazalım hemen, char byte. Keşke bunları düz mü yapsam. Short int long float double. Tamam. Bir şey olarak, ya da bunu birazdan tanıyalım. Non primitive'ler ise işte classes arrays interfaces demişiz. Demiş abimiz. Onları da şöyle yan yana yazacağım ya. Aslında bunların dışında kalan her şey non primitive. Şöyle setro yazıp. Şimdi bir primitivler demişiz. Primitive data types için bir tanım yapsak daha güzel olabilir. Bu örnekleri vermeden önce şöyle. Abi bunu gruplamayı yapacaktım az önce de, bozacağız. Olmaz. Ya da ilk örneklerini verelim sonra yapalım ya. Yani. Şimdi burayı bozmayalım. Ne demiş primitive için? Bir şeyler bozuldu galiba orada. Yok, düzgün, tamam. Bunlar diyor predefined, yani Java kendini tanımlamış ve işte Java dilini kullanılabilirdir diyor tanım için şu an. Diyor ki primitive values do not share state with other primitive values. Yani diğer şeylerle de primitive değil, değerleriyle state'lerini paylaşmaz diyor. Tamam, güzel.
8 tane var zaten. Bunlar okeyiz. Bunların yanlarına değerlerini yazsam parantez içinde daha hoş olacak. Mesela byte dediğimiz şey adı üstünde byte. O yüzden mesela şöyle bir yazacağım. Short dediğimiz şey 2 byte. Boolean 1 byte kaplıyor. Abi bu arada garip bir şeydi. Ben bununla alakalı şey okudum. Stack Overflow'da bir yazı okudum. Yani bir girdi okudum aslında. Normalde Boolean dediğimiz şey 1 bit bakınca. Bu arada burası bozulmuş ya. Ama Java bunu arkada 1 byte olarak tutuyor. Orada işte check data validate etmek için bir şey falan kullanıyormuş gibi böyle. Garip bir şey gördüm. Bir de platforma göre değişiyormuş. Bunun 1 byte olma durumu. Yani çalıştığı makine göre. Yani JVM tipine göre aslında. Ama mesela bu guru99.com sitesinde de bir boolean için 1 byte yazmış. Yani aslında beklediğimiz 1 bit. Yani geriye kalan 7 bit aslında orada bir şey kullanılmıyor mantıken. Şimdi char için bakınca char 2 byte. Char 2 yazalım. Integer abimiz 4 byte. Ondan sonra ne var? Long var. Long ve double'ımız 8 byte. Float'umuz da 4 byte. Değil mi? Bir kontrol edeyim de. Aynen güzel. Bunların default değerleri var. Kutucukları biraz büyütüp default değerlerini yanlarına yazsam daha tatlı olacak gibi. Şöyle. Allah kayma. Kutuları biraz şöyle yapsak olur. Default değeri şöyle yapsak. Byte boolean için boolean default değeri false bildiğim kadarıyla yazmış buraya. Aynen yazmış. False. Kutuyu biraz daha küçük. Tamam. Ondan sonra char'ın default değeri böyle garip bir şey. Buraya sığar şu an. Gerçi bu char sağdaymış. Güzel. İşimize yaradı burası. Şunları şöyle yapsam nasıl olur? Technical. Gerçi boyu da büyüyor. Şöyle yapacağım ki ayrılsın. Technical. Yapma be. Şeyin yazın tipi değişince size değişiyor. Byte'ın default'u 0. Yani zaten hepsinin 0 değil mi? Aynen. Hepsinin 0 mantıken. Sıfır. Şöyle yapalım. İkinci sayıları bitirelim. Ama işte ne bileyim double'ın falan şey var. Hassasiyeti var. Onlara gireceğim şimdi. Tamam. Burada tanım girmişiz ama tanım yazmaya gerek var mı? Yok, tanımı kaldıracağız ya. Int'in de 0. Float'un 0.0. Floating point. Ama yanında if'te var. Şunları da hemen yapayım. Technical. Onlar da technical. Tamam, short abimiz o da 0. Kısa yolu var mı acaba ya font değiştirmenin? Long abimiz bu da 0.0 L. Pardon ya direkt 0. Niye 0.0 olsun ki? O zaman double'ın bir şey kalmıyor. 0 L. Double abimiz 0.0 D. Böyle yaparsak olmaz. Bir hata olmaması gerekiyor. FD var. L var. Doğru.
Tamam. Yani yerde toplamış olduk. İyi oldu. Bir tabloyu da yapabilirdik bu işi. Böyle göstermiş olduk. Bence fena değil ya. Şimdi points remember demiş. All numeric data types are signed. Yani bu numerik olanlar boolean float pardon boolean dışındaki şeylerin hepsi numerik burada bakınca. Aynı. Bir sayı oluyor aslında. Yani baktığımız zaman. Bunun şeyi var. İşte pozitif ya da negatif olma durumu var. Tamam güzel. Bu hatırlayacağımız şeylerden bir tanesi. Hatta yazayım mı? Yazayım. Şöyle bir tane daha alalım. Tamam güzel. Diyor ki the size of data types remain the same on all platforms. Belirli bir standartizasyonu var diyor bu işin diyor. Data type'larının büyüklüğü hakkında. Güzel. Char data types in Java two bytes because it use Unicode karakter set. Şimdi Java'daki bir char şurada char nerede? Baş zaten 2 yazdık. 2 byte'tır diyor. Çünkü bir Unicode kullanır diyor. Güzel. Aslında bu birazcık UTF ile alakalı. Yani bu Unicode bir data kullanıyoruz ama bunun encode ve decode kısımları vardı. Hatırlarsak bu encoding için UTF-32, 16 ve 8. Bunları incelemiştik ki bunun da notlarını çıkaracağız. Ne diyor? Tamam, Unicode kullanıyor. Bunda okeyiz. Güzel. Sonra ne geliyor? Type conversion and type casting. Güzel. Bunu da ayrı bir şey olarak yazacağız. Daha iyi olacak. Şöyle aldık bunu. Ondan sonra şunu alalım şöyle. Option atınca bozuluyor bir şeyler. Şimdi conversion için şöyle yanlış yere yazmışım ya. Silmeyelim ya, lazım olacak. Tamam. Şöyle diyelim. Şuna conversion diyelim. Zaten yanına bir tane örnek koyunca hemen akılda kalıcı olacak. Onun dışında bir tane de şuraya casting alalım. Güzel. Aslında bir değişken tipinin başka bir değişken tipine atanması işlemi. Bunu yazmaya gerek yok. Zaten örnek koyunca bence olacak o ya. Şimdi type conversion kısmı ne diyor? Variable smaller capacity'den bigger capacity'ye gideceğiz. Bunu böyle yazacağım. Conversion'ı. Bence daha iyi. Smaller capacity to bakayım bir. Hah, ok yaptı ya, güzel. Bigger capacity. Alta geçelim. Tamam, güzel oldu. Castinglere bunun tam tersi. Hatta şunu kopyasam ne olur? Hmm, oku çevirmedi ya. Kendimiz yapacağız onu. Tamam, bunları aldık. Güzel oldu. Şöyle yapacağız sadece burada. Comment x deyip. Tamam, bu çalışacak galiba aşağıda yine. Bu da tam tersi. Güzel. Mesela örnek için bunu kopyalasam nasıl olur? Gelecek mi buraya? Web'de gelir ama. Güzel. Bir tane Seren bir şey çal. Örnek çalmadım da yani ödünç çalmış oldum. Almış oldum. Yerden kaynak veririm ben bunları paylaşık kursam yerden. Bu okey. Ne diyor? This process is automatic and non-explicit is known as conversion. Non-explicit. Ne demiş abi burada bu? Açık olmayan dönüşüm olarak biliniyor. Non-explicit. Turing.
Bunu ne için kullanmış ya? Unexpressed diye bir kelime var. Unexpressed yok. Aşikar, açık, belirgin falan filan anlamları var. Burada herhalde bir değer kaybolmadığı için direkt non-explicit conversion yazalım. Şöyle yapalım. Conversion. Şuradan bir tane ya da şuradan çıkarsak daha güzel olur. Tamam, şunu da şöyle yapalım. Yazdık bunu da. Güzel. Tamam. Şimdi type casting'e geldik. Case 1, case 2 demiş buna. Abimiz. Such cases, you have the explicitly specified type cast operator. This process is known as type casting. Ne? Yok ya. Bu, şunu yazmaya gerek yok. Non-explicit. Şunu yazmaya gerek yok ya. Bu bizim için yeterli. Kelimeyi şeyle boğmayalım. Daha büyük bir kapasite sahip olan şeye atadığımız zaman daha küçük bir şeye aslında biz type conversion yapıyoruz. Eğer büyük bir kapasite sahip bir değişkeni daha ufak bir şeye atarsak da type casting yapıyoruz. Type cast operator diye bir işlem var. Hatta şunun da şu örneğini buraya eklersek işi bitirmiş olacağız. Şöyle. Şöyle yapalım. Ortalasan güzel olurmuş. Başına int yazıyoruz. Şöyle birazcık daha büyütelim. Biraz aslında. Tamam. Tamam. Diyor ki Typecasting'i anlamak için böyle bir örnek vermişti. Ufak bir üzerinden geçeyim, şey yapayım sözlü olarak. Case you don't specify task type cast operator'ı tanımlayabiliyormuşuz. Pardon, tanımlamazsak özür dilerim. Compiler error alıyoruz. Tamam. Yani aslında burada şey. Biz şimdi burada int i diye bir şey söyledik. D'yi int'e çevirecek. Eğer bu operatörü buraya belirtmezsek haliyle nasıl davranacağını bilemiyor. Bilemeyecek compiler. Ve hata alacak. Tamam. Diğerinde tanımlama öyle bir değiş yani böyle bir tanımlama yapmamıza ihtiyaç duymamıştık. Bu önemli bir nokta. Şunu yazalım. Ne diyoruz? Şu hata alacağını yazalım. Ne bileyim belki bir şey de gelir. Mülakatta falan sözel bir şey olarak gelebilir. Eğer typecasting operatörü tanımlamazsak ne olur? Compile time error alırız. Don't specify ki. Cast operatör. Şunu biraz genişleteceğim ya. Heh. Compile gives an error. Tamam, güzel. Since this rule is enforced by compiler, it makes the programmer aware that the conversion he is about to do may cause some loss in data and prevent exponential losses. Yani aslında biz mesela atıyorum D burada 10 demiş ama 10.8 olsaydı biz burada typecasting yaptığımız vakit integer'e dönüştürdüğümüz vakit 0.8'lik bir datayı kaybediyoruz. Yani bu zaten konuşmuştuk bunu. Bankalarda falan filan kesinlikle kabul edilemeyecek bir şey. O yüzden bu operatör dikkatli bir şekilde kullanılması gereken bir şey. Typecasting muhabbeti. Tamam, güzel. Başka hemen şuraya döneyim. Beraber senkron gidelim. Ufak bir chat'e bakayım. Bir de su içeceğim.
Tamam, yaz yok. O zaman devam. Burada cluster'ın vesaire ne yaptığına geçmiş ama biz bunu buradan devam etmiyoruz. Tamam. Şu yazıdan bakalım. Lokal variable'lar, instance variable'lar ve static variable'lar. Biz zaten bunları şeyde yazdık. Az önceki type of variable kısmının başlığı altında Figma'ya yazdık. Şuradaki şeyleri yazdık. Diyor ki error color cannot define static keyword. Bir local variable static ile tanımlanamaz. Güzel. Instance variable'lar da static olarak tanımlayamıyor. Güzel. Local variable metodun içerisinde tanımlanmış değişkenler. Metodun dışarısında class'ın içerisinde tanımlanmış değişkenler de birer instance variable oluyor. Yani o değişken, o objeye ait, o class'a ait bir değişken olmuş oluyor. Güzel. Static variable'lar static keyword'ü kullanarak bir şey kullanıyor. It cannot be local. Lokal olamazlar. Güzel. You can create a single copy of the static variable and share among all instance class. Tamam. Bunu bir tane işte kopyalıyorsun, memory'e atıyorsun. Bu sayede tüm class'lar çağırabiliyor. Memory allocation for static variables happens only once when the class is loaded in the memory. Yani bu class'ı memory'de, yani programı runladık. Bir kere gidiyor ve memory'de bir yere koyuluyor. Metaspace demiştik. Ve bu işte uygulamaya kalkarken oluyor. Bir kere oluyor. Bunda okeyiz. Burada statik bir şey tanımlamış. Class bazında. Gördüğümüz gibi metodun içerisinde tanımlamamış. Onun dışında şurada bir lokal variable'ımız var. Burada da bir dakika. Yok, tam tersi olması lazım. Metodun, pardon. Ha, burası metot. Tamam, güzel. Burada bir lokal variable var. Burada instance variable var. Int data 50. Sanki şurada tamlasa instance olmuyor mu ya? Yanlış mı diyorum? Çünkü burası da bir metot. Main metot. Mesela buradaki dataya burası erişemez. Ama aynı klastalar. O zaman burası instance variable olmaz ki. Burası biraz şey olmuş. Karışmış gibi geldi. Sanki yine bunu konuşmuştuk. Bazen böyle hata oluyor kaynaklarda falan. Adding lower type. Burada da düşük bir şeye ekleme olayı yapmıştık. Mesela onun okey ama şeyde neydi? Şuradan hemen tekrar bakalım. Mesela bir byte, şey byte adı üstünde bir byte'tı. O yüzden bunun sınırlarını aşınca ne oluyordu? Burada onu konuşmuştuk. Okey. Bu arada iki tane byte topladık. Başına byte, yani typecasting yapmazsak bu bir integer'a dönüşüyor. Otomatik olarak bunu çevirmiş oluyor. Mesela bunu buraya int olarak tanımlarsak, yani a artı b aslında bir integer result'a dönüyor. Bunu denemiştik. Will be int. Ha, zaten yazdım şurada. Bir class a artı b 20 will be int diyor. Güzel. Java variable'lar. Bir sonraki neymiş? Data types. Primitive'ler. Ha, güzel. Bunları da az önce yazdık. Non-primitive'ler. Class interface and array. Birbirleriyle aynı gidiyor şu an. Sync gidiyor şeyler. Şu iki kaynak. Ondan sonra diyor ki in Java primitive data types are building block of data manipulation. These are the most basic data types available in Java language. Java'daki işte en ilkel, en primitive, en basit data tipleri bunlar. Şu 8'i. Bunlar, bu primitivler Boolean ve numerik olarak ikiye ayrılıyor. Bu numerik de ikiye ayrılıyor. Karakter ve integral diye. Integral da ikiye ayrılıyor. İşte integral şunlar. Integer ve floating point. Şu şemayı koyabiliriz aslında ya. Şu şema iyiymiş. Hemen bir Figma'yı alalım bunu. Şöyle. Ben koyuyorum arka tarafta. Şimdi hem yayını şey bir anda vermek uğraştırdığı için tam uğraşmayayım diye koydum. Güzel. O zaman devam. Bu data type true false falan filan. Zaten bunların üstünden geçmeyeceğim. Alacak bir şey var mı? Şurada bir check edeyim. Yok gibi. Devam. Güzel. Unicode system. Şimdi videomuza geri dönelim. Bunları hemen geçtik. Data type'ları burada işlemiştik. Üstünden geçiyoruz zaten. Az önce yaptığım gibi.
Notlarımızı çıkarttık. Bu arada bir sonraki videolarda not çıkartarak ilerlemek daha verimli olacak gibi. Yani sürekli geriye dönüp şey yapmak yerine. Gerçi tekrar da oluyor. Ara ara tekrar yayınları yapmış olacağım. Ama hem not çıkarsam hem şey yapsam daha iyi olacak benim için. Zaman şey bakımından, verimliliği geçirmek bakımından. Yani açıp bu videoda tek tek böyle üstünden geçmek yerine ne bileyim nota bakarım. En azından daha hızlı ulaşırım veriye. Bu sayede hani bu şeylerde, bu seride daha hızlı ilerler. Burada böyle Stack Overflow'dan yazı okumuştuk birkaç. Sonra da IDE'de deniyorduk bunları. Burası başka bir kaynak. Tam bakmıştık. Bu overflow muhabbetini bakmıştık. Sanırsam burada. ASCII işi. ASCII table. O bu ASCII yazısına gireceğiz mi ya? Burada mı girmişiz buna? Vallahi burada girmişiz. Yok burada girmemişiz. Sonra herhalde. Operatörlerimiz var. X artı 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 x. Bunların farkı nedir? Vesaire. Tamam. Şimdi Autotype Unicode System Operator. Şimdi bir sonraki videoda ne yapıyorsa ne yaptıysam oradan devam edeceğim. Şimdi şöyle bir. Burada ASCII'yi de almış olabilirim. Operator'ları da almış olabilirim. Unicode sistemden devam etmişim herhalde. Aynen. Şimdi burada Unicode'u özetleyeceğim. Ama bugünkü yayın epey uzun oldu. 1 saat 42 dakika olmuş. Yarınki yayında devam edeyim buna. Okey. Böyle yapalım. Saat de geç olmuş. O zaman dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın görüşürüz.